Savaştan yeni çıkmış bir ülkede memurluk gibi cazip bir işi hiç düşünmeden bırakarak girişimciliğe soyunan bu cesur adam, ülkenin ilk sigara kağıdını üretmişti. Bu girişimin o yıllarda ne anlama geldiğini tek cümlede özetlercesine adını da Türk Zaferi koymuştu. Sadece bir sigara kağıdına bu markayı düşünen akıl, çok geçmedi uçak üretti. Ülkeyi demir ağlarla ören, buradan kazandığıyla da Boğaz Köprüsü'nü projelendiren ve uçak alımı için yardım toplayan devlete, yardıma evet ama ben bu uçağı üretirim diyen bu adam, Türk girişimcisinin ta kendisiydi. Evet, bu Türk girişimcisi uçak üretti. Bununla da kalmadı, pilot yetiştirmek için Yeşilköy'de arazi alıp gök okulu da açtı. Ancak devlet siparişleri iptal etti. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını öz sermayesiyle kuran Nuri Demirağ, bu kapıdan son kez çıkarken aklında yeni Türkiye'nin kapısını aralayacak mektubu tasarlıyordu. Demirağ, bu kapıyı kapatırken tarihe bir başka kapı aralıyordu. İşçilerim ve fabrika personelleri işsiz kalmıştır. Esasen şimdiye kadar tam ve kamil bir mesai sahası da bulamamışlardır. Bu müessese memleket müdafası için faydalı bulunuyorsa, derhal sipariş verilerek yaşatılmasının temini ricasını havi Mareşal Hazretlerine çekilen ve şimdiye kadar cevabı alınamayan telgraf sureti ilişiktedir. Bu uğurda şimdiye kadar harcanan 1,5 milyon lirayla hoş karakterim buna müsait değil ya, farz-ı muhal 15-20 adet han apartman yaptırıp senede 150-200 bin lira kira alarak istediğim yerde gezer tozardım. Hülasa serden geçtiliğin bugünkü şekli de dayariciliktir. Bu mühim ve hayati işin mahdut çerçeve dahilinde bırakılmamasını, vatanın yegane kurtarıcısı siz aziz büyük milli şefimden yalvararak kemali hürmetle arz ve niyaz ederim. Bu çığlık, bu ses, bu çağrı yıllar sonra duyulabildi. Artık sanayisini el üstünde tutan Türkiye, KOBİ'lerini de KOSGEB'e emanet ediyordu. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen, eğiten ve büyüten KOSGEB, KOBİ'lerin hamisi haline geldi. Dün kendi servetiyle kurduğu fabrikasını kapatmasına rağmen, bu sektörün ülkenin geleceği olduğunu devletin en tepesine anlatmak için çırpınan demir ağların ayağına, bugün devlet bizzat gidiyor. Dün kendi imkanlarıyla Türk Zaferi üretenlerin mektuplarına cevap bile veremeyen devlet, bugün bırakın desteği, yeter ki girişimci olsun diye teşvik ediyor, hibe veriyor. KOSGEB, girişimciliğin geliştirilmesini de misyon edindi. İster başarsın, ister başarmasın, bir kere olsun girişimde bulunsun diye kadın erkek, genç yaşlı herkesi eğitiyor, İş kurması için hibe veriyor. Demirağ o mektubunda bir mesajı tarihe not düşüyordu. Kendisine en konforlu hayatı yaşatacak servetini neden uçak üretmeye harcadığını haykırıyordu adeta. Devlete değişim çağrısında bulunuyordu. Evet, paradigma değişti.
COSGAP ise bu değişimin adı oldu. COSGAP, 800 bin kayıtlı COBİ'siyle ekonominin %99'unu oluşturuyor. Her geçen gün artan girişimcisine cesaret ve can simidi veriyor. Demirağ, devletin en tepesine yazdığı mektuba hiç yanıt alamadı. İnancı ve onurundan taviz vermeyen Nuri Demirağ, aynı dönemde kızına da bir mektup bıraktı. Kızım sana söylüyorum dercesine, tarihe not bırakarak. Kızım mefkure, 30 yıl erken dünyaya gelmişim. 30 yıl sonra gelseydim, tüm projelerimi hayata geçirebilirdim. COSGAP destekliyor, COBİ'ler üretiyor. Yeni ekonomiyi en küçük işletmesine kadar anlatmaya çalışan COSGAP, onları Ar-Ge'ye, inovasyona teşvik ediyor. Markalaşmaya, kurumsallaşmaya zorluyor. Yeni Türkiye, yeni COBİ ve yeni girişimciyle inşa ediliyor. Demirağ'ın da öngördüğü gibi yıllar sonra COSGAP yeni Demirağ'larına çağrıda bulundu. COSGAP'le yapabilirsin.